Tarih 30 Mayıs 1876 idi. O gün Osmanlı tahtına 5. Murat çıkarılmıştı. Lakin padişahın akıl sağlığının yerinde olmadığı anlaşılınca 93 gün sonra tahttan indirilmiş ve Çırağan Sarayı'nda ailesiyle birlikte gözetim altına alınarak yerine 2. Abdülhamit Sultan ilan edilmişti. Ancak başta 5. Murat'ın annesi Şevkefsa Sultan olmak üzere destekçileri sürekli 5. Murat'ın akıl sağlığının iyi olduğunu ve 2. Abdülhamit'in haksız yere tahtı ele geçirdiğinin propagandasını yayıyorlardı. 2. Abdülhamit bu dedikoduları etkisiz hale getirmek için yerli ve yabancı doktorlara 5. Murat'ı tekrar muayene ettirerek gerçekten hasta ve tedavisinin de imkansız olduğuna dair bir rapor aldığı halde 5. Murat, üyesi olduğu Mason locası ve bazı siyasi gruplar tarafından yeniden yönetime getirilmeye çalışılıyordu. Bunların sonuncusu ve en kanlı olanı, gazeteci Ali Suavi tarafından düzenlenen ve tarihe Çırağan Vakası olarak geçen 20 Mayıs 1878 tarihindeki darbe girişimiydi. Azılı bir 2. Abdülhamit düşmanı olan Ali Suavi, Abdülhamit'i tahttan indirip yerine 5. Murat'ı yeniden tahta çıkarmak için bir takım gizli çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmaları özellikle bazı Rumeli muhacirleri arasında da destek bulmuştu. Nihayet 20 Mayıs 1878 sabahı etrafına topladığı yüzlerce silahlı asi ile birlikte Çırağan Sarayı'na bir baskın düzenledi ve saraydaki görevlileri etkisiz hale getirerek 5. Murad'ı padişah ilan etmek için bir darbe girişiminde bulundu. Hatta bu darbe girişimi az daha başarılı bile olacaktı. Hesap etmediği şey, yanında sadece bir zaptiye eri ve elinde sopayla karşısına dikilen 7-8 Hasan Paşa'ydı. O dönemde Beşiktaş muhafızı olan 7-8 Hasan Paşa, baskını haber aldığında yakınlardaki bir berber dükkanında tıraş olmaktaydı. Tıraşı yarıda bıraktırıp yanında silahı bile olmadan derhal yanındaki zaptiye eriyle Çırağan Sarayı'na koştu. İçeri girerken kapıcının elindeki sopayı kaptı ve onu yardım çağırmaya gönderdi. Saraya girdikten sonra da merdivenlerin altına gizlendi. İsyancıların elebaşı Ali Suavi tam onun yanından geçerken yerinden fırladı ve elinde tuttuğu kalın sopayı olanca gücüyle kafasına indirdi. Ali Suavi kafasına aldığı bu sert darbeyle yere yığılarak oracıkta can verdi. Elebaşlarının öldüğünü görüp paniğe kapılan isyancıların üzerine de elindeki sopayla yürüdü. Tam da bu sırada karakoldan diğer zaptiyeler yetişmişti. Çıkan çatışmada 23 isyancı öldürüldü, 30'u da yaralı olmak üzere pek çok kişi yakalandı. Böylece genç Sultan Abdülhamit'e karşı yapılan darbe girişimi, elinde sadece bir sopayla isyancıları durduran 7-8 Hasan Paşa'nın cesaretiyle engellenmiş oldu. Bu olay olmasa belki de adı sanı bile bilinmeyecek olan 7-8 Hasan Paşa aslında Osmanlı tarihindeki en ilginç kişiliklerden biriydi. Orduya bir jandarma eri olarak katılıp paşalığa ve nihayet Maraşelli'ye kadar yükselen nadir bir şahsiyetti. Doğmadığı Hacı Hasan olan 7-8 Hasan Paşa, 1831 yılında Çorum'un Kuşsaray köyünde dünyaya geldi. Askerlik yaşı gelene kadar demirci ustası olan babasının yanında çalıştı. Bu yüzden tahsil görememiş ve okuma yazması zayıf kalmıştı. İmzasını bile ancak Arapça 7 ve 8 rakamlarını yan yana yazarak atabiliyordu. Lakabı da bu yüzden 7-8 Hasan Paşa olmuştu. Askerlik yaşına geldiğinde jandarma olarak İstanbul'a çağrıldı. İstanbul'da askerlik görevini yaparken Rusya ile yaşanan 1853 yılındaki Kırım Savaşı'na katıldı. Bu savaşta gösterdiği yararlılıklar sonrası dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve savaş bitiminde tezkere bırakıp çavuş rütbesiyle orduda kaldı. Kısa zamanda iri cüssesi ve gözüpekliğiyle muhafız alayına seçildi.
Muhafız olarak katıldığı bir hac seferi sırasında hanedan mensuplarının da içinde bulunduğu bir gemiyi batmaktan kurtarınca, Sultan Abdülmecid tarafından kendisine teğmen rütbesi verilerek subay sınıfına alındı. Daha sonra Sultan Abdülaziz devrinde de ağa unvanıyla Beşiktaş Karakolu'nda görevlendirildi. 4 Osmanlı padişahına fedakarca hizmet eden 7-8 Hasan Paşa, özellikle kendisini veliaht olduğu yıllardan beri tanıyan ve güvenen 2. Abdülhamit'in padişahlığı döneminde başarılarıyla ard arda terfiler aldı ve 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda Kafkas cephesinde büyük yararlılıklar göstermesi nedeniyle generalliğe terfi ederek paşa oldu. Savaştan sonra Sultan Abdülhamit'in en güvendiği adamlarından biri olarak Beşiktaş muhafızlığı görevini yürütürken, gerçekleşen Çırağan Vakası'ndaki kahramanca davranışından dolayı da kendisine müşir, yani Mareşal unvanı verildi. Böylece 7-8 Hasan Paşa, er olarak başladığı askerlik hayatında askeri olarak ulaşabileceği en yüksek rütbeye ulaşmış oldu. Son derece renkli bir kişilik olan 7-8 Hasan Paşa, Mareşalliğe kadar yükselse de Beşiktaş muhafızlığı görevini hiç bırakmadı ve bu görevin başında bulunduğu süre boyunca Beşiktaş semtini kendine has yöntemleriyle it uğursuzdan temizlemişti. Çırağan Vakası sırasında Ali Suavi'nin kafasında kırdığı sopaya Mehdi adını vermiş ve Beşiktaş Karakolu'nun duvarına asmıştı. Karşısına getirilen zanlıları konuşturmak için önce sopayı gösterir, sonra Mehdi'nin kabiliyetlerini anlatırdı. Bilhassa sarhoş olup sokaklarda nara atanlara hiç göz yummaz, Ramazan ayında içki içip millete sataşanları meşhur sopasıyla bizzat döver, sonra da Allah ıslah etsin diyerek karakoldan kovardı. Son anına kadar Osmanlı Devleti'ne sadakatle hizmet eden 7-8 Hasan Paşa, 23 Ocak 1905 tarihinde yakalandığı tifo hastalığı yüzünden Beşiktaş semtindeki evinde vefat etti. Düzenlenen muhteşem bir cenaze töreniyle Beşiktaş'taki karakolunun yanına Sultan 2. Abdülhamit'in özel olarak onun için yaptırdığı türbeye defnedildi. Ancak türbesi 1937 yılında hükümet kararnamesiyle belediye tarafından istimlak edilip yıktırılarak 7-8 Hasan Paşa'nın kabri Yahya Efendi mezarlığına nakledildi. Tarihin akışını değiştiren isimlerden biri olan Hasan Paşa'dan günümüzde geriye, meşhur namıyla beraber memleketi Çorum'da 1894 yılında yaptırdığı 27,5 metre yüksekliğindeki saat kulesi kalmıştır. Meşhur sopası Mehdi'ye ne olduysa bilinmiyor.